Selamünaleyküm arkadaşlar, Cansu ve Caner'in dünyasından herkese selam olsun. 3 gün önce, yani daha doğrusu 2 gün önce çok yoğun bir kar yağışına kapılmıştık Gaziantep'te. 50 senedir böyle bir şey hiç görülmemişti. 45-50 santime kadar yaklaşık bir kar olmuştu. Hala kar lastikleriyle giden arabalar var, görüyorsunuz. Yollar şimdi açıldı ama biz arabayı mecburen buraya, işte artık ilerleyemiyordu, kimse ilerlemiyordu. Arabayı buraya park etmek zorunda kalmıştım. Evet arkadaşlar, ancak buraya kadar gelebildim. Zorla 2-3 arkadaşın yardımıyla da kenara çektim çünkü tamamen tıkandı. Yaklaşık 3,5 saattir 6 kilometre yol yaptık. 3,5 saatte olmuyor, yani gitmiyor. Buraya park edeceğiz. Yok iyi. Çünkü gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, kalınlığa bakın. Yani kar inanılmaz. Herkes zaten şöyle park ediyor kenara. Yapacak bir şey yok. Oh. Hem ittik hem çektik, bayağı yorulduk. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük böyle ama karda gidiyor, normal karda tabii. Abartı olmadığı sürece. Neyse ki güzel bir yer olmuş. Yani Allah'tan üstündeki kar tamamen, hatta doluydu. Her yeri kar doluydu arabanın. Ben birkaç gün böyle gelip gittim, tramvayla baktım. Hiç böyle alınacak durumu yoktu. Şu yandaki karlar, açıcılar yolları açarken hep bir yana attıkları için arabanın komple yanı duvar gibi kar olmuştu arkadaşlar. Hatta ben nasıl temizleyeceğim, nasıl yapacağım diye düşünüyordum ama şimdi Allah'ın izniyle gördüm ve biraz daha rahat ettim. Hatta bakın yeni yeni çıkartmaya çalışan arkadaşlar var. Arabalarını. Arkadaşlar inanılmaz bir kardı. Yani ben hani bir 40 yılın başında bir dedim ki karda araba gidiyor mu? Yuki, bir deneyelim dedim. Ama hala bakın arkadaşlar, şu derinliğe bakar mısınız? Bakın gömüldü. Yani hala kar duruyor bazı yerlerde. Şimdi ben arabayı temizleyeceğim. İnşallah içindeki kalan aküyle gitmeye çalışacağım. İş yerine dönebilirsem tekrar hemen bir şarja takacağım, arabayı şarj yapacağım. Devamında zaten tekrar arkadaşlar görüşürüz. Çünkü haftaya inanılmaz bir kar yağışı bekleniyor. Ona göre bunun üstüne bir kar yağarsa çok fena olur. Bir daha kurtaramam. O yüzden şimdiden en azından alayım götüreyim de. İçim de rahat etmiyor çünkü sürekli burada. Ben arabayı genelde hep garaja park ediyorum. Allah korusun. Çünkü ne olur ne olmaz arkadaşlar. 3 kişi 4 kişi kucaklayıp götürebilir yani. Arkadaşlar hadi daha sonra devam edeceğiz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, arabamızı kurtardık. Kurtarırken de Hüseyin abimiz vardı. Yoldan geçen bir vatandaş sağ olsun. Dedim ki abi bir yer atabilir miyiz ya? Çünkü taş olmuştu. Takına çekip duruyordu araba. Bir kişi lazımdı gitmek için. O da sağ olsun Hüseyin Bey diye bir abimiz. Dedi ben yardımcı olurum kardeşim dedi ya. Sen direksiyona geç dedi. Ben direksiyona geçtim. O da sağ olsun arkadan şey yaptı. Şimdi karlı yollarda arkadaşlar görüyorsunuz bir şey, yani izdiham. Arabalar park yerine bile giremiyorlar. Bu yüzden sıkıntılı bir şey. Yani şu anda bir durum var Gaziantep'te ve bugün de kar bekleniyor. Yine cumartesi pazar da kar yağacak deniyor. Ne yapacağız bilemiyorum. Ara sokaklara giremiyoruz açıkçası.